Selamünaleyküm arkadaşlar. Kadir Topçu ile Halep Keçisi ve Hayvancılık Kanalı'ndan hepinize merhaba. Şu anda böyle eşeğin üstünde gidiyoruz. Bir mısır tarlası açılmış arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. İnşallah orada hayvanlarımızı yayacağız. Keçilerimizi yayacağız. Çay yapacağız şimdi orada Karademlik'te. Çay! Şimdi bakalım inşallah arkadaşlar. Çay! Yine işe gittik arkadaşlar, stabil devam. Saat 3'te gece gittik. Bugün işini açacağız, biraz 15 dakika kadar geç kaldık. Havan da biraz sinirlendi. Hadi. Bakalım. Bir şey demedi de bir daha geç kalırsa yalnız patlar bu sefer. Şimdi oraya gittik arkadaşlar. Hadi kızım, hadi kızım. İşe gittik geldik, üstümüzü değiştirdik, tavuklarımızı kontrol ettik, keçilerin yanına geldik. Şimdi Burhan abi dedi sen oraya git bir çay koy eşekle, ben geliyorum dedi. O koyunu suya vurdu, ben de şu köşede bir çay demleyeceğim. İnşallah ondan sonra artık devam edeceğiz, nasıl olur bilemem. Bakalım ama yine de mısırı paylaşacağız sizinle. Burada 3-5 tane mal yayılıyor. Yoncanın da dibi aslında biraz yaylımı da sıkıntılı da. Bakalım değneğimi de bugün evde unutmuşum arkadaşlar. Şemşamer'den bugün böyle bir şey kırdım. Bakalım inşallah nasıl olacak, nasıl bitecek. Çayımızı demleyelim köşe güzelce hemen. Gidelim. Arkadaşlar koyunların oradan çay içtik geldik. Biz de şöyle gösterelim. Hava kararmak üzere. Şöyle görürseniz belki. Dedik erkenden gelelim, kümesi kapatalım. Tilkilerle başımız belada biliyorsunuz. 4 tane bir yerden köpek ayarladık. İkisi fino, ikisi enik. Onları daha getiremedik. En azından böyle tedbir amaçlı erken kapatıyoruz. Kümese geldik, 3 tane de yumurta aldık. Yeter, bizim evimizin ihtiyacını karşıladı. Yani bizim bundan bir kazanç söz konusu değil. Maksat öyle bir şenlik olsun, öyle bir çeşit olsun. Şimdi arkadaşlar biz bu hayvancılığa gönül verdik. Tabii öncesi sevdiğimiz için. Buna bir haz duyduğumuz için, tatmin olduğumuz için buna gönül verdik. Onun haricinde ise bir kazanç tabii ki söz konusu olacak. Hani ev geçindiriyoruz. Yeni insanlara, yeni bu işi yapacak insanlara bir yol gösterme konusunda. Hani bizim bir sloganımız vardı. 10 keçi geçim yaptırır, 20 keçi geçim yaptırır ve para kazandırır. Büyük başsa küçük baş. Böyle bir şeyimiz vardı. Hani meraya, araziye göre her şey tabii ki de çok önemli. Bu hususlar müthiş şekilde etkiliyor. Yalnız bizim bulunduğumuz bölgeye göre ve birçoğu yerde de eminim aynısıdır. İneğe göre koyun, koyuna göre keçi avantajlı. Tabii şimdi adam dağın başında peyniri arkadaşlar 19 TL'ye Erzurum Karayazı'da bu peynirin kilosu satıldı. Koyun peyniri. Yani el vicdan. Adam orada bir metropole yakın olmadığı için bunları bu şekilde vermek zorunda kalıyor. Yani ben bunu işin açıkçası çok doğru bulmuyorum. Yadırgıyorum da yani. Adam oradan 19 lira 45 50 liraya satıyor. Yani bunun 20 lira masraf yapsa imkansız zaten de hani satamadığını vesairesini düşünüyor. Vırtı zırtı. Yani sanmıyorum 15 lira yapsa 20 aldı 35 lira 20 lira 15 lira deli para kilo. Yani üretici onun o kadar kazanmıyor. Ama bugün şehir merkezlerine yakın. Yani internet günümüzde her şey olmuş. Çok böyle yaylalarda dağlarda olan insanlara bir şey demiyorum. Hani yaylan olsun inek de kazandırır, koyun da kazandırır, keçi de kazandırır. Ama ve lakin
bizimki gibi olan yerlerde keçi biz daha avantajlı buluyoruz. Mesela biz de hani çay içtik, orada herkes bana diyor ki ya işte sen keçiyi ne yapacaksın, burada zor vesaire filan. Ya arkadaşlar biz seviyoruz bunu. Sevdiğimiz için ise bu iş bize kolay geliyor. En iyiyim diyen kadına da taş çıkarırım sağma konusunda. Elimle öyle sağarım. Geçmişte olan videolar var. Becerebilirsem bunun bir kısmını ona ekleyeyim. Bakın yani gerçekten de iyiyim diyen kadına taş çıkarırım. Öyle de sağarım. O konuda çok iddialıyım. Büyük konuşmuş gibi olmayalım da. Sonra mahcubiyet olmasın. Ama ben gerçekten de çok iyi sağarım. İyi kırkarım. Millet makineyle kırkar, ben koyunu makasla kırkarım. Ama ne gibi meraktır. Ama biz bunu yapacaksak madem bundan bir kazanç elde etmeliyiz. Nasıl elde etmeliyiz? Arkadaşlar biz bu ayın kusura bakmayın biraz hasta olmuşuz. Bu ayın sonu öbür ayın ortasına kadar inşallah Bursa Yenişehir'e gidip oradan bir nakliye ayarlayıp Halep keçilerinden eke keçi tekelenmiş, şu an orada keçiler için konuştuk. Eke keçilerin hepsi tekelenmiş, çebişler kaldı. Bizim çebiş alma ihtimalimiz sıfır. Çok böyle aman tipine, şaftına hasta olursak o şekil alırız. Ama onun harici pek düşünmüyoruz için açıkçası. Bizim alacağımız eke keçi olması lazım ki hem biraz sağalım. 2-3 ay daha sağalır. Hem de oğlaklasın bize. Tam laktasyon da verimli olsun. Biz onu istiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu hayvanlar oradan nakliye, canlı hayvan aracı, taşıma aracı da tutacağız. Getireceğiz buraya 10-15-20 artık imkanımız ne el verirse. Biz bunu yapacağız arkadaşlar. Oradan inşallah size daha detaylı, daha güzel bilgiler aktarırız. Umudumuz o yani, onu düşünüyoruz. Şurada bizim kümesimiz arkadaşlar. Valla bizim bura biraz karışık. İşin açıkçası el değmesi isteniyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz yazlık 330 metrekare toplam. Kapalı olan kısmının hepsini ben yaptım. Kendim kaynattım. Bende kaynakçılık da var. Burayı komple ben yaptım. Şu sacları sadece ben askerdeyken vidalamışlar. 4-5 sene oldu aşağı yukarı biz burayı yapalım. Saçlarına da saç biraz inceydi. Üstüne zayıf bir adam ayarladık. O vidasını sıktı. Onun harici her şeyi ben kendim yaptım. Yapacağım çok şey de var. Yapmak istesem yeter ki. Sadece hoşuma gitsin. Sadece hoşuma gitsin. Yaparım ya. Kazanç illaki olacak. Gerçekten de yani biz şunu her zaman belirtiyoruz, şunu her zaman söylüyoruz. Bir iş yapıyorsan kazanmasan olmaz. Kazanacaksın. İlla kazanacaksın. Ne bileyim adam gurbete geliyor, gurbete gidiyor. Para kazanmak vesaire için. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi arkadaşlar. Bizim kedimiz yavrulamış. Kedilerimizin yanına geldik. Şu yumurtaları da çobana verelim. O kendine kırsın, sabahleyin yesin. Gel seni de kameraya alayım, gel. Arkadaşlar bu da yavru kedimiz. Vay vay vay. Şöyle göstereyim. Bu da 3 tane yavruladı. Yavrular da şurada yerdiler, görüyor musun? Yavrular da orada. Bu da 3 tane kendisi yavruladı. Kendisi yavru yavruladı. Nasıl oluyorsa. Burada bizim çoban evimiz arkadaşlar. Yani biz bir işte para kazanılmasını her zaman söylüyoruz. Müthiş bir şekilde bir para kazanma amacında değiliz. Çünkü biz bu dünyada geçiciyiz arkadaşlar. Biz geçici olduğumuz için başlangıç için bize geçimimizi sağlayacak, namerde muhtaç etmeyecek, helal ve dürüst bir şekilde kazanmamız ve helal bir şekilde kazanmamız icap ediyor. Şimdi arkadaşlar bizler 10 keçi ile samimi söylüyorum, bakın biz bunu göstereceğiz size. 10 keçi ile nasıl para kazanılır? Şimdi arkadaşlar 1 litre keçi sütüne 1 su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı da karbonat ve kabartma tozu koyup keçi sütüne reçel yapıyorsunuz. Biz kilosunu 40 TL'ye satıyoruz. Hani ben sütü dışarıdan alıp yapıyorum, satıyorum ben size de onu göstereceğim. Peynir olsun. Bakın arkadaşlar biz şu difrizleri hep süt için aldık vesaire için aldık. Yani biz şu anda bizim bodrumumuzda
bir nevi in gibi, böyle eski toprakların altındaki mağaralar gibi. Çok soğuk oluyor orası. Şu an hava karardı diye ben bu içeriye geçtim. Yarın inşallah orayı da çekerim. Orası çok soğuk oluyor. Bir nevi difriz gibi oluyor bizim orası. Biz şunu yapıyorduk. Biz peynir yapıp oraya koyuyorduk. Reçel yapıp oraya koyuyorduk. Satılmazsa sorun yok. Orada zaten soğuk hava olduğu için, soğuk hava gibi olduğu için her türlü biz onu değerlendiriyorduk orada. Şimdi arkadaşlar, müthiş mesela, bakın keçi sütünden, yani insanlara tattırmak için biz zaten bir miktar sütü ücretsiz dağıttık. Adam hemen burada diyoruz ki ya keçi sütü artık üretiyoruz. Bunu satışına başladık. Ya satışını yapıyoruz. Adam hemen diyor ki kokuyor. Hemen bir ön yargıyla bitiriyor onu. Ha, ne yapıyoruz ya, işte biz size misafirliğe geldik. Tanıdığımız çevremize. Keçi sütü şişmem diyene. Hemen size inek sütü getirdik diyoruz. Hele bir kaynatın da içelim. Canımız çekti. Hemen bir kaynak, o hiçbir koku yok. İşte keçi sütü diyoruz ya, bir hemen şey oluyor böyle. Tiksinir gibi oluyor ama geçti. İşte artık yani. Kokmadığını anladı. Peynir gene öyle. Yani biz bunun peynirini kaşar peyniri gibi görüyoruz. Öyle oluyor yani. Kaşar peyniri gibi. Müthiş bir lezzet, müthiş bir kıvam oluyor arkadaşlar. Hayvan kalitesi zaten öyle. Bakın şu an bizim bulunduğumuz iklimde en kral, en kral böyle git sürünün içine seçme keçi yap. Yani var ya, elini öptüre öptüre 1,5 milyar alırsın. Elini öptüre öptüre alırsın ha. Ama ortalama bir keçi, şöyle 1-1,5 kilo veren keçi de 800 ile 1000 lira arası alırsın. Bir Halep keçisine baktığımız zaman minimum 2000 lira. Minimum. Maksimum da biz 6000 liraya kadar duyuyoruz da, o kadar biz vermiyor. Ben vermem şahsım adına. Yani şöyle vermem. Secereli, kayıtlı bir hayvan olur. Amenna. Ona bir şey demez. Ama onun harici hiçbir şekilde ben 6000 lira vermem. 3-3500 lira da ideal bence. Şimdi arkadaşlar, hayvan fiyat farkı zaten ortada. Bizim buranın hayvanı, yani videolarda gösterdik size yayılımda. Yarın daha detaylı çekeceğiz buranın keçisini. Bir tane yakalayıp önümüze koyacağız, çekeceğiz. Buranın hayvanı kombine bir ırk değil arkadaşlar. Ya et, hep et yani. Et de öyle aman aman. Ama Halep ırkı, kombine bir ırk, Halep ırkı hem etçil hem sütçül bir ırk. Zaten Halep'in Arapça kökeninde süt sağılan, süt sağmak manasına geliyor. Hayvanın isminde bile bu zikredilir durumda. Sofi merhaba. Nasılsın abla? Ne yapıyorsunuz ya? Nasılsınız? İşte konuşuyoruz, çekiyoruz. Vallahi arkadaşlar, inşallah onu da yarın öyle yapacağız. Ama Halep keçisinin müthiş bir kavramı odur. Biz onu herkese tavsiye ediyoruz. Bu kazançtan herkes istifade etsin istiyoruz. Şimdi son olarak şurada bir tavuğa da bakalım. Sofi efendi, sen tavuğa yem verdin mi? Ya? Yem su verdin mi ona? Yok. Onu yarın ver sana zahmet. Tamam mı? Tamam ya. Neyse, onu yarın çekelim inşallah. Sonra şu an kuluçkada yatıyor. Suyunu yemini yesin inşallah. Yarın onu da çekeriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın inşallah. Biz sizi çok seviyoruz. Bir hatamız varsa da affolsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.